Evet arkadaşlar merhaba. Yine Family Fighter'a devam ediyoruz. Antoran Waste'de 4. sırada döveceğimiz olan Pet Watcher. Watcher görüyorsunuz bir Magic Pet arkadaşlar. Yine Antoran Waste'deki Legendary Pet'ler gibi ilk atağı direkt bizi indiriyor. Onun için arkadaşlar ya onu kabul etmek zorundayız ya da işte ilk kaçan ability'si olan bir pet kullanmamız lazım. Böyle kaçacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar bu petin damage üretimi çok yüksek. Ayrıca hızlı. Yani belalı bir pet. Bir de arkadaşlar çok korkunç vuran bir ability'si var. Basıyor bunu. 3 round sürüyor. Her round 700, 700, 700 diye vuruyor. Şimdi burada karşısında dayanmaya çalışalım elimizden geldiğince. Okey. Vuralım arkadaşlar. Damage old time'ımızı bırakalım. Görüyorsunuz dayanıyoruz yani şu an kalkanımız olduğu için. İşte heal'ımız sayesinde çok ufak biraz daha falan yaşadık. Yani sonuçta adamın turunu biraz ezebildik. Şimdi arkadaşlar ne yazık ki bunun kalan iki turunu yiyeceğiz mecburen. Çünkü evet. Petimiz dayanabilecek kalitede görüyorsunuz zaten. Dayanabilir en azından veya. Bir turu böyle boş geçiyor arkadaşlar bu arada. Arada bir tur size nefes alıyor. Şimdi tekrar büyük vuran yıldızı geldi. Tekrar biz kaçacağız. Okey hız kapatın. Şimdi arkadaşlar şu peti getireceğiz. Bu petten stun elde edebiliyor. Çünkü yani arada edinebildiğimiz her bir tur iyi arkadaşlar. Çünkü bu pet çok güçlü. Yani çok çok fazla vuruyor. Şimdi stunlayacağız bir kere damage'i. İlk ability'mizde arkadaşlar stunken double damage vuruyor. Onun için buradan iyi damage alırız. Bu crit çok iyi oldu. Şimdi öldüreceğiz çünkü. 700'ü vuracak. Güzel. Ama yani yapabilirdik. Ama arkadaşlar tabii birkaç turu kalmıştı yani. Bayağı fena vuruyor. Şimdi arkadaşlar bunun Dragonkin versiyonu biraz zor. Çünkü arkadaşlar Dragonkin'e fazla vuruyor. Şimdi Dragonkin'de burada ya ilk gelen ability dodge eden petler var ama onları edinmek biraz zor. Ya da arkadaşlar ilk pet diyeceksiniz ki tamam sen bu peti al abisi aşağı. Ben seni sonra pataklayayım. Çünkü çok hızlı arkadaşlar. Bundan önce oynamak mümkün değil. İlk oynayan ability'lerden kullanmak lazım. O da Dragon'larda çok fazla olmuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Breath diyelim. Vuralım biraz. Şimdi arkadaşlar ilk gelen petimiz 5 round yarım damage yer diye ability'sini basıyoruz. Bu şunun için life farkı açılsın diye. Şimdi bakın o bize vuracak. Çünkü arkadaşlar life eşitleyen ability'miz var bizim. Aradaki fark ne kadar çok olsa biz o kadar çok vururuz. Şimdi breath atacağız tekrar. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Ne kadar ince bir ayar. 7 hit point kaldık. Zaten şimdi ölecek artık da. Yani çünkü bu bize 1000 vuruyor arkadaşlar. Yani ne kadar kaçsak kârdır. Şimdi şu scorch 4'ü basalım. Ama burada tabii arkadaşlar adam 1000 vurduğu için hareketler çok ucu ucuna. Şimdi bunun kaçıncı turuydu? Evet kaçacağız mecbur. Şimdi arkadaşlar çünkü 2000 bilmem kaç milyar vuran ability'si cooldown'dan geldi. Demin basmasaydım gitmiştik. Görüyorsun değil mi ne kadar ucu ucuna yani. Bir turu var aslında. Yani şimdi 627 point gibi gözüküyor ama arkadaşlar gelecek tur gelecekti 700 küsürü vuracak da ölecekti. Bu mesela bunun zor fight'ı bu. Flying'e geçelim arkadaşlar. Flying'de arkadaşlar hem zaten bu yaratığı normal hızınıza geçebiliyorsunuz flying demir atak modunda ve hem de arkadaşlar ilk oynayabilirler var. Kaçacağım. Bunu mu alalım? Evet bu combo iyi olur herhalde. Yani arkadaşlar o kadar hızlı ki namussuz pet. Flying'lerden bile önce oynuyor. %50 bonusumuza rağmen. Baksanıza. Bunu inşallah doğru sırayla yaptım ama. Çok çok fazla vurdum ne yazık ki. Öldürelim şimdi. I-beam. Şimdi burada ben tekrar şunu getirmek zorundayım sanıyorum. Bir kere daha I-beam yapacaktım şimdi o. Şimdi o bu turu boş geçmek zorunda zaten.
hata yaptım. Pek iyi bir hata olmadı mı? Çünkü öldüm mesela şu an. Şimdi lazer atacak, öldük. Bir yerde bir hata yaptık. Tekrar yapalım bunu. Neyi yanlış yaptım acaba? Bir crit marit şansı da olmadı aslında. Ama işte arkadaşlar 413 çok fazla. Bakın ben 409 ile kalıyorum iki pette de. Ve bu pet ilk oynasa güzel damage vuracak aslında. Kaçtık arkadaşlar. O standart zaten. Bunu mu soksak? Bunu sokalım. Bunu sokmak daha iyi olacak galiba. Şimdi arkadaşlar çünkü bu şu attığım efekt her tur damage vuruyor, tamam mı? İki tarafa da. Ama adama strong. Onun için. Ha bu bir de önce oynuyor gerçekten ondan. Ama bir tur olacak sadece. Şimdi bu tur öldürecek. Namus. Çok vuruyor be. Bu turu vurabileceğim ben. Şimdi bir miyav vuracak. Bunu kaçalım. Ben burada yanlış ability seçmişim. Yine olacak gibi duruyor ama ucu ucuna. Başka görüyorsun değil mi sıra ne kadar önemli? Bakın bir tane minik hata yaptım. Ve bu arada bu takım doğru da değil ayrıca. Evet bu kesinlikle doğru. Yine aynı şeymiş. Kaç vuruyor bu? 237 vuruyor bu. Bu kaç vuruyor? 158 vuruyor. 1.5-158. Aynen yok. Hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Fark etmiyormuş. Yanlış yapmamışım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu pet flying ya. Hızlı. Onun için ilk oynarsa diğer nibble'lar koymuşlar bu pete. Arkadaşlar şimdi o kadar hızlı ki biz flying bonusumuza rağmen ilk oynayamıyoruz. Yani burada arkadaşlar olay şu. O peti indirip 2 round dinlenmesini gerektiren ability'den şu çiji ile kaçmamız lazım. Ondan sonra işte arkadaşlar bunu açıyoruz. Bu güzel oluyor. Çünkü arkadaşlar ortamı yakıyor. O adama strong. Bir de arkadaşlar ekstra damage taken debuffları falan koymadık. Bunu da bir yerde kullanabilirdik. Yani burada aslında biraz rahatlık var arkadaşlar. Çünkü o işte kaçtığınız zaman o ability'den acıtıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Undead'e geçelim. Undead'de biliyorsunuz bu Antoran Waste'de keşiyi çok kullanıyoruz. Çünkü arkadaşlar o ilk vuran ability'si ıskaladığı zaman iki tur boşa geçmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Hatta biz de yalnız değiştirirken bir tur ziyan ediyoruz değil mi? Bakın. Şimdi ben bunu açtım. Bu pet şu an çok çok kadar kuvvetli değil aslında. Açalım şunu. Vuralım. Şimdi arkadaşlar bu ability'miz bizim diyor ki son oynadıysan daha çok vur diyor. Zaten adam legendary çok çok hızlı. Biz zaten son oynuyoruz istemesek de. Gördüğünüz gibi bayağı dayanıyor yani. Öldü. Bir tur daha oynayacak. Çok umurumuzda olmuyor açıkçası. Okay. Yani arkadaşlar çok çok fazla vuruyor. Soru değil. Undead ona iki tur dayanıyor ölse bile. Şimdi arkadaşlar bir tur arada dinlenmek zorunda biliyorsunuz. Vuralım bir tane. Şimdi kaçacağız. Damage'ımız ne yazık yeterli arkadaşlar. 560. Yarısı 280 yapar. Yetmez. 280 vurabilecek bizim son hamlemiz. Şimdi oldu. Buyurun. Bu arkadaşlar böyle çok vulnerable tabi olmaz. Kendi kendi stunluyor ama sorun değil. Ve bakın 3. petim benim dandik level 23 pet yani. Yani çünkü gerek bile kalmıyor. Critter'a gelelim arkadaşlar. Şimdi Critter'da arkadaşlar normalde pek iyi olmayan bir ability var. Ama arkadaşlar şimdi bakın tavşanlar normalde bayağı hızlı. Ve arkadaşlar dolayısıyla doğal olarak hızlı olan bir pette ilk oynayan kaçma yapıları çok kuvvetli değil arkadaşlar. Ama bu o kadar hızlı ki buna karşı işe yarıyor. Kaç diyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar spesifik normalde hiç kullanılmayan bir pet var. O lazım. Yani bayağı kullanılıyor arkadaşlar.
Abilities yanlış mı seçili? Yok, doğru, tamam. Arkadaşlar bu demin bir weather efekti açtık, her tur adama vurdu ya. Bakın bu bunda var. Lava Beetle ve Fire Beetle'da var. Çok çok fazla pet de yok. Onun için bu Lava Beetle veya Fire Beetle'dan biri lazım. Bunlar yani iyi petler değiller çok ama buna karşı önemli arkadaşlar. Çünkü bakın 9 tur boyunca adama 44-44 vuruyor. Ya tamam, bize de vuruyor ama o çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü zaten adamın damage'ları o kadar yüksek ki. Mesela bakın. Şimdi vurdu 40 daha. Benim ömrüm bir tur kısaltmadı ki. Şimdi 700 daha vuracak adam yani. Ve bakın bu tur biz ölsek de yine de damage'ımızı vurduk. Şimdi arkadaşlar bir tur daha bunu vuracak. Nasıl yapsak? Böyle yapalım. Bir tane vuralım yine. Bir tane damage yiyebiliriz, ondan sorun değil. Şimdi gömülsek o bu tiro boş geçecek çünkü o. Gömülelim. Şimdi iki tur dinlenmek zorunda. Yani arkadaşlar arada 44 çocuk bakın gördünüz mü? 9 tur. Yani toplamda 2 tane kuvvetli atak gibi olmuş oldu. Şimdi bir tur dinlendi, 2. turun dinlendi mi? Yani tamam, dinlenmemiş. Tamam. Yani arkadaşlar görüyorsunuz son gelecek pet indiriverecek bunu. Hatta açlık yapalım. Yapalım. Kaçayım bir tur. Gerçi çok bir işe yaramayacak o. Okay. Bitti çünkü arkadaşlar. Ben burada ne vursam yeter değil mi? 700 vuracak. Umurumuzda değil. Bu arada görüyorsunuz bakın. Çok ezdiğim gibi üstü bir hitim kalmıştı. Gecikti ölecektim. 700 vuruyor. Ve arkadaşlar değişkenlik yok. 700 vuruyor yani. Anlatabildim mi? Yani öyle çok çok rahat olmuyor arkadaşlar. Magic'e gelelim. Şimdi arkadaşlar Magic tabi bu Antoran Waste'deki petlere çok iyi. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun hit point'inizi %35'ten fazlasını tek hamlede vuramıyor. Bu da bir şey. 490. Biz 100 bunu alalım arkadaşlar. Şimdi o iki tur dinlemek zorunda. Yine arkadaşlar aynı hinliği yapacağız tabi. Al bakalım. Açacağız bunu. Bu çok önemli arkadaşlar bu pete karşı. Ekstra demut çünkü. Şimdi arkadaşlar o 3 tur boyunca 700 küsur vuruyordan kaçmamız lazım. Ne kadar kaçabilsek kârdır. Şimdi zaten öleceğiz mecburen. Aa doğru. Ama yok, Scorch Earth'ten dolayı mı öleceğiz? Öldük tabi. Bir şey fark etmedi yani. Tamam. Ne yapacak adam? Bir tur dinlenecek. Okey. Şimdi son bir tur daha vuracak değil mi bu bize? Vuracak evet. Şimdi dinlenmek zorunda o. Hangisi daha iyi olur? Bu zaten öldürüyor galiba. Üçüncü pete gerek yok görüyorsunuz. Yani arkadaşlar bu patlama efektlerinin bossların normal %50 olan damage reduction dikkate almıyor olması tabii çok güçlü bir olay. Elemental'a geldik. Arkadaşlar Elemental'a geldik. Bunu vereceğiz galiba. Bunda daha değişik takımlar da olabilir sanki ama olsun bakalım dur. Mesela bakın deminki petten bu daha güçlü olduğu için tek atakta 1897 vuruyor. O deminki yaratık gibi bir yaratıkla şey hakkımız yok. Ha, şimdi stunlayacağız, o çok iyi olacak tabi. Stun. Hem de strong. Bizi öldürecek. Bir an bir hata yapmasam ama yok bir hata. Şimdi arkadaşlar 2500'e abanacak bize. İki tur dinlenmek zorunda kalacak. Zaten ondan sonra biz onu öldürürüz. Bu kaç buraya bakalım. 812. Yarısı kaç yapar? Yetmez. Yetmez ne yazık ki. Şöyle yapalım. Önce bunu atalım arkadaşlar.
İki tur bloklamaya atalım. Böyle ölüyor olması lazım yanlış yapmadıysam. Vurdu. Blokladık. Yo, bayağı rahat oldu. Düşecek kafasına. Arkadaşlar burada önce bunu atmak önemli çünkü bu ability 3 tur sonra patlıyor. Yani mesela burada deminki petlerde kullandığımız taktik olan arkadaşlar Scorch Earth diye bir hava attı. Hava efekti açtık ve o 45-50-45-50 her tur vurdu ya arkadaşlar. Bu Elemental'da onu yapan bir sürü pet var. Fel Flame, işte Ominous Flame, Searing Scorching falan gibi petler var. Onlarla da yapabiliriz. Yani bu oluyor yani. O kadar çok zor değil. Arkadaşlar Beast'e gelelim. Beast ilk peti vereceğiz. Arkadaşlar standart zaten. Bu zandalarlar biliyorsunuz çok korkunç oluyor. Bu peti al diyeceğiz. Öldür. Level 17 yani görüyorsunuz. Sadece ölsün diye. Okey. Çok vuran alalım. Yani arkadaşlar kombinasyonu biliyorsunuz. Black Claw Hunting Party. Çok korktu zaten. Şimdi bakın. Zaten şimdi dinlendi iki tur. Şimdi ben esas damage'ımı vuracağım. Ama bana engel olamayacak. Şimdi bak ben bu tur öleceğim. Ama arkadaşlar o kadar çok indirdim ki. Ölsem kaç yazar. Öldür abi. Aa bir de weak olduğu için şey yapamadı. Doğru. Son ability'si weak bir de bize. Yani öldüyse arkadaşlar bir sonraki beast'te zaten direkt indirecektik. Akavati'ye geçelim. Hop. Öldür abi diyeceğiz. Gerçi bunu Emperor Crab'le başlayıp 140 damage çıkartabilirdik değil mi arkadaşlar? Demin yaptık. Kazruki gelsin. Demin dediğim bir önce ne yaptık sizinle? Ear Seeker'da yaptık onu arkadaşlar. Yani Aquatic Pet'te artık kaçış yok. Peki diyorsun o zaman. Arkadaşlar şunu koyalım. Stun edecek bu. 3 tur sonra. Şimdi bunu getirelim. Şundan bir double damage yersin diyelim. Şimdi arkadaşlar maksat adamın şeyini bozmak. I-Beam'ini bozmak. Çok vuruyor çünkü I-Beam. Standard olduğunu görüyorsunuz. I-Beam bozuldu. Biraz da 3 kuruşta damage vurduk. Devam abi. Şimdi bu turu boş ya onun. Gördüğünüz gibi bayağı damage çıkardık. I-Beam bozuldu filan. Okey. Ölsün. Divar ne yapıyor? Bu öldürebilir mi? Bu daha çok vuruyor. Bunu yapacağız. Al. Ve son arkadaşlar Mac zaten biliyorsunuz en kolayı. Yani özellikle bu adada en azından. Okey. Şeye bakıyorum da arkadaşlar. Şimdi ilk tur vuracak beni öldürecek. Ben kalkacağım. Wind up basacağım. Bir daha wind up basacağım. Olur. Şimdi arkadaşlar bakın çok güzel demiş vuracağız. Vur abi öldür beni. Okey öldürdün. Kalktık arkadaşlar. Fazla vuracak ability'si. Biz ilk ability'ni bastık. Şimdi dinleneceği için bir daha onu basacağım. Ve şimdi güzel vuracağız. Şimdi arkadaşlar patlatacağım peti. Dinlenme sona erdi. Hit point yarıya indi. Şimdi arkadaşlar biz yine buna 2 tur dayanabiliriz. 300, 700, 1000 vurur. Bir daha vurup öldürecek. Demek ki biz buna 3 tur dayanabiliyoruz. Yani 3 ability basma hakkımız var. Bakın. Bu hesaplar önemli. Önce breath atalım. Okey. Şimdi 700 vuracak. Ölmeyeceğim. Bir daha breath atma hakkım var. Okey. Şimdi bir daha vuracak. Öleceğim. Fakat mechanical ability'sinden dolayı kalkacağım. Dolayısıyla explode edince 560 vuracağım. Ölecek. Ve arkadaşlar mesela bakın bu crit'e falan da dayanıklı bu taktik. Crit'e sana hiçbir şey kar etmiyor. Çünkü kalkıyoruz biz ne olursa olsun. Görüşürüz. Şimdi. İşte arkadaşlar şimdi iki petimiz kaldı sanıyorum şeyde. Minixis ile One of Many kaldı Antoran Waste'da. Sonra son aşama olan Macquarie'ye geçeceğiz. Onlar da onların videosunda görüşürüz.